Allah Allah, sana ne oluyor böyle? Ne derdin var böyle of of diyorsun? Yok bir şey. Biraz üzüldü. Başlarım üzülmesine. Benim kardeşim bir erkekle birlikte parklarda, bahçelerde buluşacak. Oldu. Ne olur ki Cem abi? Sadece salıncağa binecekler. Evet abi. Sanki Tuğçe'yle sizin gibi öpüşeceğiz, sarılacağız. Çilek, bak kızıyorum. Şş, bana bakın, durun. Aa, kavga etmeyin tamam mı? Eğer kavga etmeye devam ederseniz ikinize de hafta sonu evde oturma cezası veririm ona göre. Ben zaten çıkamıyorum ki babacığım. İzin vermedim. Yok canım. Ben Kaan'la parka gitmene izin vermedim. Başka yere gidebilirsin. Hadi bakalım. Şimdi yemeğini bitiren Emine'yi kız. Hadi. Yaşasın B planı. Buket'le ders çalışmaya gideceğim demek ki. Harika. Evet, işte meyveler de geldi. İyiyim, işte süpersin. Ben şu tabakları toplayayım. Ben de servis yapayım. Otur sen canım. Anne, o elinizdeki ne öyle? Hayatım, sebebini bilmiyoruz ama annen pipo içmeye başlamış. Yalnızlıktan canım, yalnızlıktan. Anne, kusura bakmayın ama size hiç yakışmamış. Yakında bırakacağım, merak etme. Çok komik görünüyor değil mi Sadık? Bak bak, eline de yakışmıyor. Hakikaten de öyle ya. Şey gibi, kalem kemirir gibi değil mi? Sadık, hay ne var şimdi bunda bu kadar gülünecek anlamadım. Yani ben de anlamadım Yavuz. Siz salak numarasını yapıyorsunuz yoksa ciddi misiniz? Sensin salak. Sensin. Çok hoş ya. Aa, salak ne demek? Sizin şu anda bulunduğunuz durum. Enişte. Anne, bize de meyve yok. Anneanne, şu kayıp çabuk söndürür mü bakayım? Tamam, tamam. Söndürüyorum. Evet anneanne, hem o çok zararlı. Ayrıca iğrenç kokuyor. Çabuk söndürdüğüne göre altında mutlaka bir iş var. Aa, iş mi? Meslek mi? Ne işi ya? Ya ne diyor? Ya ne işi Allah aşkına bir söyle Perihan teyze. Evet ya. Yok bir şey, yok bir şey. Neler olup bittiğini anlayana kadar biraz bekleyeceğim. İçimden bir ses Dudu'nun bize bazı açıklamalar yapması gerektiğini söylüyor. Çocuklar sizin dersiniz falan yok mu? Hadi odanıza biraz içeri gidin bakayım. Evet, yarın okulunuz yok mu sizin? Yok, tatil. Aman canım dersiniz falan vardır, onu çalışın. Aa, benim matematik ödevim var. Baba bana 5 dakika ayırırsan hafta sonu ödev yapmak zorunda kalmayacağım. Kızım niye şimdi 5 dakika istiyorsun ki yani? Geometri ödevim var. Bana hunileri anlatır mısın? Ha huni mi? Delilerin hani kafalarına taktıkları şey var ya işte onlarda. Ya da büyük şişeden küçük şişeye su koyarken kullanılıyor. Ben hatırladım, hatırladım. Ben küçükken böyle büyük bidonlarla kolonya alırdık. Onu sonra küçük küçük hunilerle küçük küçük şişelere koyardık. Bayramlarda tabii, bayramlarda. Ay gidi günler. Aa, çocuk size ciddi ciddi ders soruyor. Siz salak salak cevap veriyorsunuz. Aa, Eda lütfen bize salak deme. Bırak desin be, bırak be. Salaklar uzun yaşar. Herkes bilir bunu Sadık. Yok, ben geçen gün Mario Puzo'nun bir iki kitabı vardı. Onu okudum. Şey, aptallar erken ölür diyordu. Yani şimdi senin teorin çürüdü. Olmadı. Geyik muhabbeti neydi Eda'cığım? Ne demek olacak Betüş? Şu anda Sadık'la Yavuz'un yaptığı şey. Ben babamı tanıyamıyorum. Espri anlayışı yerlerde sürünüyor. Duda Hanım, bakıyorum pek eğleniyorsunuz. Ay, hep böyle damatlarım olsun istemiştim. Ben bunu araştıracağım. Neyi? Bu Pipo'nun gerçek olup olmadığını, içinde ne olabileceğini, dumanıyla birlikte damatlarının neden böyle şapşallaştıklarını. Galiba ben bu sihri peri kitabında görmüştüm. Sen sus! Anlat kızım, anlat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.